Peki ruha geçelim mi hocam? Çünkü onu da çok soran var. Yani evet. Ruha ne oluyor? Şimdi reenkarnasyonu da konuştuk sizinle beraber. Reenkarnasyon tabii ki sizin kabul etmediğiniz bir şey. Kabul eden var, etmeyen var ama hani bir ruh olduğunu herkes kabul ediyor. Şimdi biz öldük, kabre kondu vücudumuz ve orada artık hiçbir şey hissetmiyoruz. Bunu anladık çok şükür. Kabir azabı diye bir şey de yok diyorsunuz. Ruh ne oluyor? Şimdi Kur'an'da insana ruhun bilgisinden az bir şey verilmiştir diye bir ifade var. Onunla başlayalım. Bunu iki türlü de anlayanlar olmuş. Birincisi bizim işte ruh dediğimiz şeyin bilgisi insana az verilmiştir. Kur'an'da ruh sıkça Cebrail olarak da tanımlanır. Cebrail'in vahiy içinde geçer veya Cebrail içinde geçer. Yani Cebrail hakkında biz az bir şey biliyoruz anlamında anlayanlar da var. Gerçekten de zihin felsefesine de baktığımızda biz bugün bizim ruh dediğimiz şey bilinç zihin felsefesinde daha çok bilinç veya İngilizcesi consciousness veyahut da kişilik, benlik, self diye tartışılır. Ve Harvard Üniversitesi'ne de gidin, işte atıyorum Stanford'a da gidin batı yakasında, Oxford'da, Cambridge'e de gidin, işte Münih'e de gidin. Yani dünyanın böyle en önemli birçok üniversitesine gidin, oradaki felsefe bölümlerine, konuyla ilgilenenlere. Hala bunun çok ateşli veya zor bir konu olduğunu görürsünüz bilinçle ilgili tartışmalar. Yani aslında bizim bilinç dediğimiz kısmımız ki bana göre İslam'da ruhun karşılık geldiği şey öncelikle buna yakındır, bilinç ve benlikle. Her şeyden daha açıktır. Bizim geri kalan bütün tecrübelerimiz bize bilinç olmasına bağlıdır ve benliğimiz olmasına bağlıdır. Fakat haydi bu bilinç benlik nedir diye tarif et dediğimiz zaman felsefi açıdan oldukça büyük sıkıntı çekilir. Ben Caner olduğumdan eminim. Caner diye bir varlığım olduğundan eminim. Fakat en emin olduğu şey insanın benliği olduğudur değil mi? Tabii. Felsefi açıdan da oldukça zordur benliği tarif etmek. Ben değil mi? Yani sonuçta demin anlattım. Bundan bir yıl önceki vücudumdaki hücrelerin çoğu aynı değil şu anda. Değişti. Şu anda beni bir yıl önceki Caner'i devam ettiren şey ne? Eğer hücrelerim değilse. Bu devamı sağlayan şey ne? Bunu görmek aslında oldukça zor. Böyle bakınca ben aslında çok tabii. Size hitap ettiğiniz sizin bir kişiliğiniz olduğunu düşünüyorum. Sizin hücreleriniz bir yıl öncekiyle aynı değil. Bir yıl mesela önceki veyahut da değil benim mi? Şu andaki diyelim ki yüzümdeki derimi değiştirsem başka bir deri nakli yapsa siz benim yine ben olduğumu düşünürsünüz. Kolum kopsa benim yine ben olduğumu düşünürsünüz. Tabii. Vücudum hangi organını değiştirsem yine ben olduğunu düşünürsünüz. Şimdi baktığımızda vücutta hangi organı değiştirsek değiştirin ben olduğunu düşünüyorsunuz. Ve ben dediğim şey demek ki koluma özdeş değil. Yani derimi değiştirsem derime özdeş değil. Beyin desem beynin bir parçası alınsa da insan yaşamı devam ettiriyor. Yani aslında beyine de tam olarak bir şekilde özdeş değil. Beyindeki hücrelerde bir şekildeki kendileri, atomları yenileniyor. O zaman ben dediğim şey neyle varlığını devam ettiriyor? Şimdi ben dediğim şeyin varlığı her şeyden daha açık. Fakat aslında ben dediğim şeyin ne olduğunu tarifte bile ciddi sıkıntımız var. Yani bize göre en açık olan varlığımızı tarifte bizim felsefi açıdan ciddi bir sıkıntılarımız olduğundan başlamamız lazım. Anlaşırken. Hafıza desek hafıza da değil. Yani çünkü ben dediğim şey birçok kimse geçmiş hafızasıyla özdeşleştirmeye çalışmıştır. John Locke gibi ünlü felsefeciler de işte buna çok önem vermiştir ama yani hafızadan biz belli bir şekilde yitirsek de yine ben diyoruz. Hatta benim şu andaki hafızam bir şekilde bir yere kopyalayıp orada X diye bir varlık olsa ona yüklense hafızam. Bilim adamları bunu yapıyor şimdi biliyorsunuz. Evet ama ben şu andaki diyelim hafızamın yarısını yitirdim. Oradakine hafızam yüklendi. Buradaki benden daha iyi benim hafızama sahip o. Hı hı. Ama onu ben olarak görmem ben kendimi ben olarak görürüm. Yani aslında burada ölümsüzlüğü bulmak için mi bununla uğraşıyor bilim adamları peki sizce hocam? Onu ben yani siz ölüyorsunuz ama hafızanız bir yerde hala duruyor. Hafızayla demin verdiğim örnek tabii bu örnekler zor üzerine düşünülmesi. Yani bu programı zorlaştırıp sizin reytinginizi düşürmekten korkuyorum ama ondan da bu tip programlara buna çok girmiyorum ama merak edenler bu tip konulara girdiğim yerleri benim Fıtrat Delilleri kitabıma baksınlar. Onun 5 bölümü var. Akıl, irade ve bilinç bölümlerinde bu konuları tartışıyorum. 3 tane bölümünde tartışıyorum. Bence hafıza insanın benliğine eşit bir şey değil. Deminki verdiğim örneği iyi dinleyen de onu anlar. İstediğim mesela şurada X diye bir varlığınızda siz komple hafıza olsa oradaki X diye bir şeye sizin hafızanız geçmiş olur. Hiçbir şekilde o ben dediğiniz şey eşit olmak. Peki ben dediğim şey ne? İşte biraz zor bir şey yani. Ben dediğin şeyin ne olduğunu anlamak. Çok daha detayına girmeyeyim. Sadece zor bir konu olduğunu anlatmakla geçeyim. Şunu söyleyeyim. İslam düşüncesinde ruh. Şöyle bir örnek veriyorum. Diyelim ki bu bardak. Bardağın içine su geldi. Diyelim insanı bu
su ve bardakla beraber tarif ediyorsa bazıları. Şimdi bir kısım diyelim bu suyu ruh gibi görmüştür adeta. Hı-hı. Yani sanki bardak ve su ikisi birleşti, insan oldu. Beden, bardak, su içine geldi. Hani buna bir dualizm diyoruz, ikicilik diyoruz. İslam düşüncesinde de bu olmuştur birçok kimse. İbn Sina, Gazali gibi ünlü isimler bunu kabul ettiği için yaygınlaşmıştır. Fakat yine İslam-ı Kelam düşüncesinde de şöyle bir düşünce de olmuştur. Yani İslam düşüncesinin içinde. Şu diyelim ki bir bardak, bu bardağın diyelim ki belli özellikleri var. Bardağın içine içki. Değil mi? Yani bardağın içine o özellikler veriliyor. İşte o bardak adeta ruhlanıyor o özellikleri kazanmakla. Yani buradan demek istenen şey şudur. Yani insanın içine dışarıdan bir ruh girip de insanın bilinç, benlik kazanması değildir. Kur'an'daki ruh verilmesi. O nedir? İnsanın içine o özellik adeta sokuluyor. İnsan ruhlanıyor. Yani ayrı bir felsefi anlamda cevher kazanmıyor. Kendisi bir özellik kazanıyor. Peki o zaman ruhla beden ayrılmıyor mu? İşte bu ikinci görüşte ruhla beden ayırmanız mümkün değil. Ruh ancak bedenle beraber var olan bir şey. Şimdi bir kısım buradan, tabii ruh buradan ayrılması olduğu için, yeniden yaratılma için bu modelin daha kolay olduğunu düşünmüşlerdir. Ama bence öyle değil. Bence iki modelde de, hangi modeli alırsak alalım, İslam'ın yaratılma modeli açısından bir sorun olmaz. Neden olmaz? Çünkü İslam'ın yaratma modeli, ben başlangıçta ona dikkat çekmiştim. Burası çok önemli. İslam'ın yaratma modeli ruhun sahip olduğu dualizm ile ilgili özellikler veyahut da ruhun kendi içindeki özelliklerden kaynaklanan bir yeniden yaratılış modeli değildir İslam'ın modeli. Onunki Allah'ın güç ve kudreti sayesinde gerçekleşen bir süreçtir. Şu anda da biz ruhu bilinci anlamıyoruz ama pekala ben şu anda işte renklerin farkındayım. Kendi varlığımın farkındayım. Acı, tat, lezzetler alıyorum. Bilinçli birinci şahıs olarak kendi varlığımın farkındayım. İradem var. İşte çay mı kahve mi içeceksiniz dediniz. Diyelim ben çayı seçtim. İradem var. Yani özellikle ruh, bilinç, benlik dediğimiz şeylerle alakalı kavramlar bunlar. Kısacası yani ben birinci şahıs olarak kendi bilinç benliğimle ilgili birçok özelliği hissediyorum. Ve bu bana için geri kalan bütün varlıktan daha temel. Çünkü geri kalan bütün varlığı bunlar sayesinde anlıyorum. Bilimin bana söyleyebileceği her şeyden daha temel. Çünkü bilimin varlığını ve evrenin varlığını ve kendi varlığımı her şeyi de bunlarla ilgili anlıyorum. Yani bunlardan daha temel bir şey yok. Bu yüzden bunları anlamakta ne kadar sıkıntı olsa da ben bunları inkar etmenin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Dediğim gibi benim irade, bilinçle çok uzatıp da reytingi daha çok düşürmek istemiyorum ama akıl, irade, bilinç bölümlerini benim Fıtrat Delileri kitabımın internette onda ücretsiz PDF'ler okurlarsa bu zor konuda ne demek istediğimi anlarlar. Ama şunu söyleyeyim İslam'la ilgili şey, Kur'an'da bedenden ayrı ruhun tad alması, dolaşması, görmesi diye hiçbir şey yok. Ancak bedenlendiği zaman, bakın Kur'an'da bedenden ayrılmış ruh bir şeyi görmüş. Diyelim bedenden ayrıldı ruh. İstanbul'dan Mekke'ye gitti. Mekke'de bir şeyleri seyrediyor. Astral seyahatler yapanlar var. Kur'an'da öyle hiçbir şey geçmiyor. Kur'an'da bedenden ayrılıp da bir yere gitme, görme anlamında diyebileceğimiz bir şey. Veyahut da ahirette bedensiz bir yaratılış değil. Kur'an'da anlatılan ahiretteki anlatılış yeni bir yaratılışla yaratılacağız. Nasıl bir beden olduğu geçmiyor. Ama nevi şahsına münhasır, ahirete münhasır bir beden var. Onu görüyoruz. Ve dünyadakine benzer şeyler var. Dünyadakinin tam aynısı değil ama işte orada da belli işte meyveler var, belli yiyecekler var, belli şekilde oturma var görüyoruz. Bunlar tabii ki bir benzetmeli anlatım dünyadaki oturmaya, meyvelere. Tam mahiyetini oraya gidince anlarız. Ama Kur'an'ın anlattıkları şeyler bizim bu dünyada bedenle yaşadıklarımıza benzer şeyler anlatılıyor.